Arkadaşlar iyi çalışmalar. Fonksiyonlar konumuza devam ediyoruz. Önceki dersimizde fonksiyonları temel olarak ikiye ayırmıştık. Geriye döndüren fonksiyonlar, geriye değer döndürmeyen fonksiyonlar. Void ve return kelimelerini, anahtar kelimelerini burada uygulamalı olarak anlamaya çalışmıştık. Bir de fonksiyonlar arkadaşlar parametre alıp almama durumlarına göre, parametre alma durumlarına göre de değerlendiriyoruz. Yani parametre dediğimiz şu yukarıda tanımladığımız fonksiyonum herhangi bir parametre almıyor. Boş yani. Şu küçük parantezlerin içerisi boş. Eğer buraya integer sayı dersem bu fonksiyonum bir adet parametre almış oluyor. Ve tip olarak integer dediğim için geriye değer döndürüyor. Parametre alan geriye değer döndüren bir fonksiyon olmuş oluyor. Ya da bu parametre bir değil iki. Ki ya da daha fazla değişken olabilir. Int s2 diyeyim. Sayı 1 olsun şu da. S1. 2 adet parametre alan bir değişkenim oldu. Burada parametremiz. Tabi burada eğer parametre alıyorsa fonksiyon çağırırken, aşağıda fonksiyonu çağırırken buraya parametre yaz, yani değerleri buraya yazmamız gerekiyor. Bunu şu şekilde örnekle anlayalım. Şunu S1 demeyelim de A diyelim. Çünkü aşağıda S1 ve S2 var. B dedim. İki adet parametresi olan bir fonksiyon var yukarıda. Int geri dönüş değeri olan. Şu int S1, S2 artık gerek kalmadı. Zaten parametre olarak bize sayı değeri gelecek. Biz artık burada şunu da sonuç diyelim arkadaşlar. S1 değil de A ile B'yi çarpalım. A ve B'nin çarpımını return diyerek geriye döndürelim. Sonuç. Burada fonksiyonu hesapla fonksiyonu çağırırken arkadaşlar ismini yazdım. Parantez açtım. Artık parametre göndermem gerekiyor. Yani şu integer A ve B'nin değerini alacak bir sayı göndermem lazım. Buna da arkadaşlar 15, 30 diyelim. Bu değerler fonksiyonuma gidecek. Fonksiyonumun içerisinde A ve B çarpılacak ve bana geri dönüş olarak integer tipinde return ile geri dönecek. Bu dönen değeri arkadaşlar burada int sonuç isimli değişkenimde tutacağım ve ekrana tekrar yazdıracağım. Yani 15 ile 30'un çarpımı arkadaşlar 450 sanırsam 450'yi ekranda göreceğiz. Şimdi bunu F11 ile bir çalıştırıyorum arkadaşlar. Sonuç toplam. Yani şu toplam olmamış tabi. Şuna işlem. Fonksiyondan dönen değer diyelim arkadaşlar. F11 ile tekrar çalıştırdım. 450 gördüğünüz gibi. Yani burada fonksiyonum geriye değer döndüren ve parametre alan bir fonksiyon oldu. Eğer bu fonksiyonum arkadaşlar parametre almasaydı geriye değer döndüren ve parametre almayan fonksiyon olacaktı. Bir de bunu şunu void yapalım arkadaşlar. Son yani fonksiyonun son türü olan geriye değer döndürmeyen ve parametre alan fonksiyonu örnek vermiş olacağız. Şimdi burayı void yaptığım için artık return ile işimiz olmuyor. Çünkü void'de ne yapıyorduk? Fonksiyonun dışına hiçbir şey çıkmıyor. Bu içeride fonksiyon içerisinde işlem yapıyor ve burada yaptığı işlem burada kalıyor. Bunu biz kendi içerisinde ekrana yazdıralım. Burada da sonuç A çarpı B demeyelim de farklı bir değer yapalım. A bölü B olsun. Sonuç bu şekilde önce yazalım. Fonksiyon içinde yapılan bölme işlemi diyelim. Fonksiyonun içinde yapmış olduk ve sonuç değerimizi ekranımıza yazdıralım. Gördüğünüz gibi gene parametremiz 15 ile 30 olsun. Tabii şunu 15'i öne alayım ki A'yı B'ye böleceğim için 30 15. F11 ile çalıştırıyorum. Artık şununla işimiz kalmadı çünkü geriye değer döndürmeyecek. Ayrıca int sonuç değişkenime gerek kalmadı. Çünkü geriye değer dönmeyeceği için sonucu zaten burada bize ekrana yazdıracağız.
F11 ile çalıştırıyorum arkadaşlar. Fonksiyon içinde yapılan bölme işlemi sonuç 2. 30'u 15'e böldü ve 2 olarak bize ekrana yazdırdı. Burada arkadaşlar fonksiyon türü ana başlık olarak geriye değer döndüren, geriye değer döndürmeyen, bunlar da kendi içerisinde parametre alan şu şekilde ve sildiğimiz zaman parametre almayan şeklinde tanımlanmış olduk. Fonksiyonlarla ilgili konu anlatırken basit örnekler çözdük. Ama fonksiyonlar konusuyla ilgili bir örnek yapacağız ilerleyen derslerimizde. Konu daha iyi anlaşılacak. Bu dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki derslerde görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar.